Hanımlar beyler, günün üçüncü yarışmacısıyla buluştuk ki kendisi tecrübeli bir yarışmacı. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş gördüm. Neler yapıyorsunuz Selim Bey? Emekliyim ben. Emeklisiniz. Altın, gümüş, takı tasarım işleri yapıyorum 42 yıldır. 2017'de katılmışsınız ve evet. Birincisi olmuşsunuz Selim Bey. Yani denk geldi. Denk geldi. Kaç puanlı birinci olmuş? Tam anımsayamıyorum, ancak 7600 olması gerekiyor sanırım. Fakat orada son yarışmacıydım. Evet. Ya burada Murat Bey'e de Umut'a gark edebiliriz. Yani bir kötümser bir durum yok. Ben son yarışmacıydım. Evet. Yani alabileceğim bütün harfçenin hepsini almak zorundaydım. Yani rahat rahat evet, kazandın. Stratejiyle. Yoksa yani diğer yarışmacılar da iyiydi. Anladım. Ben şanslı günüm diyorum. Onlar şanssız. Hepsi bu. Harikulade. Çok güzel. Yani. Peki. O zaman peki ne yapalım? Yavaş yavaş başlayalım mı? Tabii ki. İlk kelimemiz geliyor. Kendine özgü ibadet töreni. Evet o. Ayin. Ayin doğru cevap. İkinci dört harfli kelimemizin sorusuna bakalım. Halk ağzında boynun ön bölümü ve bu bölümü oluşturan organlar. Boğaz. Sıkılır bu. Ümük. Ne? Ümük. Ümük doğru cevap. Ümük kelimesini sevgili izleyenler tek başına hiç kullanmadığımı fark ediyorum. Merhaba, orası Ümük değil mi falan gibi mesela. Çünkü gerçekten çok tuhaf bir kelime. Evet. Söylemesi de tuhaf. İsterseniz evde sempatik. De değil. Ümük. Hep beraber söylüyoruz. Ümük. Çok güzel. Bakın tuhaf. Evet. Devam ediyoruz 5 harfli ilk kelimemizle. Birçok kişinin zor kullanarak ele geçirdikleri malı alıp kaçması. Talan. Yağma. Yağma doğru cevap. Efendim 5 harfli bir sıfata ihtiyacımız var. Aha da şu soruyla. Gereğinden fazla çok anlamlarında bir sıfat. Aa bu da biraz nokta. Bir harf lütfen. Harf verelim efendim. Ş. Aşırı. Aşırı doğru cevap. Altı harflere geçtik. Yine canımızı istettin denilebilecek bir kelimeye ihtiyacımız var. Bakalım sorusu nasıl? Deniz ürünlerinden bir yumurta. Havyar. Havyar doğru cevap. Efendim altı harflilerden devam ediyoruz. Eski bir sözcüğe ihtiyacımız var. Şu soruyla bakalım bulabilecek miyiz kendisini? Acilen, hemen, tezelden anlamlarında bir zarf. İvedi olmuyor. Değil. Nokta nokta burayı terk et. Derhal. Derhal doğru cevap. Efendim şimdi mastarla biten 7 harfli bir kelime bulacağız. Aha şu soruyla. Özellikle süt ve süt ürünleri için bozulmak anlamında kullanılan söz. Ekşimek. Ekşimek doğru cevap. Efendim yarışmanın ortasındayız. 3600 puanımız var. 3 dakika 3 saniyede süremiz var. Her şey yolunda görünüyor. Devam ediyorum. Evet lütfen. Efendim 7 harfli ikinci kelimemizin sorusu geliyor. Toplumsal bir oluşum soracağız. Toplumun kendilerine özgü yaşama biçimleri olan cemiyet hayatına dahil kesimi. Sosyete. Evet efendim. Sosyete. Sosyete doğru cevap. 8 harflilere geçtik bile mastarla biten bir kelime arayacağız şimdi. Bulacağız da bence. Gelsin bakayım. Mecazi anlamda kendisini acındırarak bir kimseden bir şey istemek. Dilenmek. Dilenmek doğru cevap. Efendim şimdi iki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Bilişimden geliyor. Gelsin bakalım. Bilgisayarın enerji tasarrufu yaptığı şekerleme hali. Evet o. Uyku modu. Evet o. Uyku modu. Uyku doğru modu. Cevap. Sığdıramadım yanlışı. Fark ettim efendim. 9 harflilere geçtik. 2 kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım. Mecazi anlamda hak edilmemiş biçimde yasa dışı yollardan elde edilen kazanç. Bir harf lütfen. Harf verelim efendim. Tek kelime miydi? İki kelime efendim. Kara para diyeceğim sanıyorum. Değil. Efendim şöyle hak edilmemiş yasa dışı yollar. Heh. Haram. Evet. Evet. Haram para. Evet haram para doğru cevap. Selim Bey'e ben
bildiğini fark etme. Evet, evet, o, evet, evet. Bakın seyredin. Yakın 30 gözlüğüm kere yok yanında o yüzden. Ya. Biraz yakın gözlüğüm yok yanında o yüzden sığdırmada biraz sıkıntı yaşarım o açıdan. Rica ederim Selim Bey, orası da çok yakın değil. Ne yapalım yani, biraz gerime alalım. Yok yok yok, iyi şu anda ben sığdırma konusunda bir sıkıntı yaşıyorum. Anladım. Eteklere. Tamam, ben zaten takip ediyorum. Sığmasa söyleyeceğim ben. Peki, merak etmeyin. Efendim 9 harflilerle devam ediyoruz. Mastarla biten bir kelime bulacağız şimdi. Bir yere veya topluluğa alınmamak, kabul görmemek, ötekileştirilmek. Topluluğa alınmamak, kabul görmemek. Kabul Haymatlos görmemek. Gibi bir şey mi? Ne efendim? Haymatlos gibi bir şey mi? Yok, değil. Bir yere bir topluluğa alınmamak. Mastarla bitiyor. Reddedilmek. Gibi bir şey. Yani reddedilmek bir başvuru gerektirir. Başkalaşmak. Ya. Tek kelime. Birleşik kelime de değil zaten. Mesela... Bizim bir arkadaşımız var burada. Dışlanmak. Ne? Dışlanmak. Doğru cevap. Efendim 10 harflere geçtik. Mastarla biten bir kelimeye ihtiyacımız var şu soruyla. Bir şeyi çekici bulmak, onunla alakadar olmak. İlgilenmek. Evet. İlgilenmek. İlgilenmek doğru cevap. 10 harfli son aradığımız kelime batı kökenli bir sözcük ama bakmayın batı kökenli olduğuna, artık bizde yaşıyor. Gelsin bakayım sorusu. Bazı şeylere karar verme veya öneride bulunma hakkı. Bazı şeylere karar verme veya öneride bulunma hakkı. Evet. Mesela... müdür yok, siz varsınız, karar veriyorsunuz. Bir harf alın ya da düşünebilirsiniz. Bir harf lütfen. Daha var, vaktimiz de var. Bazı şeyle karar verme veya öneride bulunma hakkı. Evet. Tavsiye gibi. Vermesen de olurdu. Lütfen bir harf daha. Lütfen bir harf daha. Doğru düzgün bir yerden. Allah Allah. Böyle bir nokta nokta almak denir. Briefing almak. Değil değil, yok yok. Mesela karar verme ve öneride bulunma hakkı diyor ya. Hı hı. Mesela yetkisizde değil ama asıl yetkili orada değil. Siz nokta noktayı ele alıyorsunuz. Bir harf daha lütfen. Bir harf daha aldık. F efendim. Allah Allah. Fransızca kökenli bu kelime. Bazı şeylere karar verme veya öneride bulunma hakkı. Evet. İnisiyatif gibi bir şey mi? Ne? İnisiyatif. İnisiyatif. İnisiyatif gibi bir şey değil Selim Bey. Bizzat kendisi. Hı hı. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. 9300 puan aldık. Teşekkür ederim. Yo, rica ederim. Ben tebrik ederim. Bana teşekkür edecek bir şey olmayın. Yok. Gördüğünüz gibi o taş kuş hikayesi yalanmış yani. 9300 puan aldınız. Harika bir sonuç bence. Siz nasıl yarıştığınızı düşünüyorsunuz? Şu inisiyatife kadar iyi gittiğimi düşünüyordum. İnisiyatifte ama kafanız gitti. O başka bir şey düşünmeye başladınız. Çok... Evet evet. Yani çünkü normalde seyrederken fark edeceksiniz zaten. Yine bu da fena sayılmaz. Kendi açımdan ben mutluyum. Ben de sizin açınızdan. Kaybedersem de üzüleceğimi zannetmiyorum. Yani zaten bundan sonrası efendime söyleyeyim Esra Hanım'ın performansına kalıyor. Gayet iyi bir noktadayız. Bakalım son yarışmacımız ne yapacak? Ayaklarınıza sağlık şimdiden. Eksik olmayı teşekkür ederim. Hanımlar beyler, alkışlarla Selim Bey'i gönderiyoruz ve Esra Hanım geliyor.